Hocamızdan Kur'an tefsiri istiyoruz diyor maşallah. Tövbe suresi 83'ü açıklar mısınız diyor. İpek durum. Tövbe suresi. Evet. Evet, münafıklar orada oturmayı istiyorlar. Mücadele etmek istemiyorlar. O ahlaksız yönlerini Allah onu vurguluyor. Onları ve malları ve evlatları seni imrendirmesin. Zaten adamlar hep mal ve evlat peşinde oluyorlar. Herkes ya rahatımıza bakalım diyor. Bol para kazanalım, ticaretimizi yapalım. Allah itaati İslam'ı ve kendisine aşık olmamızı istiyor. Yok diyor, biz böyle bayağı rahat ederiz diyor. Etmezsin, sürünürsün. Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin şeytan Allah'a sığınırım. Allah bunlarla ancak onları dünyada azaplandırmak. Nasıl? Malın için derde düşüyor. İşte çek ödenmedi, senet ödenmedi, mallar gelmedi falan. Sinirleri bozuluyor, hasta oluyor. Evladı oluyor. Evladı için de gergin hayat yaşıyor. İşte okuldan dönmedi, şunu yapmadı, bunu yapmadı. Derslerine nasıl yapacak, başarılı olacak mı, okul mu kazanacak? Bu konulardan sinirleri bozulup hasta oluyor. Kalp hastası oluyor, ruh hastası oluyor. Bak Allah bunlarla ancak onlar dünyada azaplandırmak. Tabi bu küfür için söylenen ayet. Bak diyor ki Cenab-ı Allah 90. ayet şeytanı Allah'ın. İyilik edenlerin aleyhine de bir yol yoktur. Daima onların lehine bir durum var. Allah ve elçisine karşı içten bağlı kalıp hayra çağıranlar oldukça sürece güçsüz zayıflara, hastalara, infak etmek için bir şey bulamayanlar bir sorumluluk yoktur. Ama şart ne? Allah ve elçisine karşı içten bağlı olacak ama aşkla. Ve hayra çağıranlar, tebliğci olacak. O zaman güçsüz zayıflara, hastalara, infak etmek için bir şey bulamayanlar bir sorumluluk yok diyor Allah. Yani onlar için yani niye mal vermedin, niye şunu yapmadın demeyeceğim diyor Allah. Ama tebliğ yapması şartıyla ve Allah'a aşık olması şartıyla.